Şimdi kıdem esasına dikkat etmek için Şadi Hoca'dan devam edeceğiz. Şadi Hoca halen Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, tefsir ana bilim dalında. Çeşitli eserleri var. En son kimlik şeyini anlatırken Beyzavi tefsirini eserini yazmamışlar. O dev bir eser, onu tercüme ve yayınlama bakımından büyük bir hizmet ifa etti. Eline sağlık. Buyurun Şadi Hoca. Milletiniz başladı. Değerli hazırım, ben sizlerle Risale-i Nur'da, Risale-i Nur'un dört temel esasından birisi olan şevki mutlak unsurunu değerlendirmeye çalışacağım. Bir neslin inşasında şevki mutlak unsuru. 1900'lü yılların başı pek de iç açıcı değildi İslam alemi açısından. Osmanlı yatağa düşmüş bir hasta gibiydi ve ölümü bekleniyordu. Öte yandan diğer İslam ülkeleri, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin sömürgesi altındaydı ve çok karanlık günlerdi. Yakın bir gelecekte de bir parıltı, bir aydınlık görülmüyordu. Ancak Bediüzzaman o yıllarda, gençlik dönemi diyebileceğimiz o yıllarda istikbalde bir nur gördüğünü daima etrafa telkin ediyor ve daima şevk ile etrafına ümit yayıyor. Ümit var olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek yusada İslam'ın sadası olacaktır. Bu mealdeki ifadelerle daima bir şevki mutlak timsali olarak etrafını canlı tutuyor. 1900'lü yıllara bu şekilde kısa bir bakıştan sonra ben bir de konuyu anlama noktasında çok daha evveline bir bakışta bulunmak istiyorum. 1248 yılı. 1248 yılı İslam tarihinde dönüm noktası olan ve çok zor diyebileceğimiz bir dönemdir. O zamanın İslam aleminin merkezi durumunda olan Abbasi Devleti, Moğolların istilasıyla 1248'de tarihe karışmıştır. Hülagu Cengiz fitnesi her tarafı kasıp kavurmaktadır ve o gün insanlar 1900'lü yılların başında olduğu gibi ümitsizdir, şevksizdir. Ve demişlerdir ki o günkü insanlar, işte Hülagu Cengiz, bunlar Deccal, Deccal çıktı. Kıyamet alametlerinden en büyüklerinden biri çıktı. Artık kıyametin kopması yakındır. Ancak bundan 51 yıl sonra Osmanlı Devleti sahaya çıktı ve Osmanlı Devleti 600 yıl İslam'ın bayraktarlığını yaptı. Çok parlak bir dönem tarihe geçti. Bu açıdan 1248'li yıl ile 1900'lü yılların başı şeklen birbirine benzemektedir. Ve Bediüzzaman o kara günlerden sonra aydınlık günlerin geleceğini etrafına daima telkin etmektedir. Zamanın hareketini gece gündüzün mevsimlerin birbirini takip etmesi şeklinde anlatmaktadır. Zaman hattı müstakim üzere hareket etmemekte. Bir dairesel hareket şeklinde hareket etmekte ve bunun sonucu olarak gece daima gece olarak kalmıyor. Peşinde sabah oluyor, kış daima kış olarak kalmıyor, ardından bahar geliyor. Bediüzzaman kendi yaşadığı dönemin kış olduğunun farkındadır ve bunu şöyle ifade etmektedir. Ben acele ettim, kışta geldim, sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Malum yazın biçtiğimiz mahsuller, buğday gibi şeylerde, Ekim ayında ekiliyor, kışın ekiliyor. Tohumlar o zaman serpiliyor, daha sonra bunların mahsulü elde ediliyor. Herhalde oraya bir telmih var. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacak. Yani tohum serperek yoluna devam etmiş ve bu noktadan istikbale gerçekten ümitle bakmaya hak kazanmış.
Mektubatta Bediüzzaman Nakşibendi tarikatının dört esasına dikkat çeken bir ibareyi naklettikten sonra der tariki aczi mendi lazım Ahmet çağrı çiz, aczi mutlak, fakri mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak, ey aziz diyor. Yani benim acz yolumda dört şey lazımdır. Bunlardan birisi aczi mutlak, Allah'a karşı acziyetimizi bilmek ve ona dayanmak. İkincisi fakri mutlak, Allah'a karşı fakir olduğumuzu, muhtaç olduğumuzu bilmek. Bütün iyiliklerin ondan geldiğini, bütün ihsanların ondan geldiğini fark etmek ve ondan medet istemek. Üçüncüsü şevki mutlak, mutlak şevk hali. Dördüncüsü de şükrü mutlak, elhamdülillah ala külli hal, sivel küfrü ve dalal, küfür ve dalalet dışında her hale elhamdülillah diyebilmek. Hatta zor durumlarda bile sabretmek, hatta şükretmek. Bizim tebliğimizin konusu bunlardan üçüncüsüyle alakalı şevki mutlak. Bunun Kur'an'ı temelleri, pek çok Kur'an ayetini bu bağlamda değerlendirebiliriz. Bu ayetlerden bir tanesi La taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyin. Bir başkası Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya yönelik bir hitap olarak, Hazreti Musa ve kardeşi Harun'a yönelik bir hitap olarak Cenab-ı Hak şunu bildiriyor. Yunus suresi 87. ayette Mısır'da kavminiz için evler edinin, evlerinizi bir kıblegah yapın. Buna dün dikkat çekilmişti. Ben devamına dikkat çekeceğim. Ve beşşiril müminin, müminleri müjdele. İsrailoğulları esaret altındaydılar, hür değiller ve Firavun idaresi altında şiddetli bir baskı içindeler. Hazreti Musa onların içinden çıkmış bir kurtarıcı, onları kurtaracak, esaretten hürriyete kavuşturacak. Onlara Firavun'un sisteminin güçlülüğünü anlatsa, onlar şöyle güçlü, böyle güçlü, onların morallerini bitirmiş olur. Ama müminleri müjdele. Yani onlar ne kadar kuvvetli de görülse Allah bizi galip edecek. Bu şekilde bir motive dersi. Kur'an-ı Kerim bunu çok bariz bir şekilde bize hissettiriyor. İşte Bediüzzaman'ın 1900'lü yıllarda o karanlık günlerde istikbalde nur görüyorum demesi, istikbal İslam'ın olacak, İslam istikbalin kıtalarına hükmedecek, hakikati Kur'aniyedir demesi bu bağlamda değerlendirilebilir. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle Mekke dönemi ve daha sonrasında da yine Medine döneminde zorluklar altındayken daima şevkini muhafaza etmesi, etrafına da daima onları motive edecek şekilde ifadeler kullanması. Mekke döneminde mesela ya Resulallah izin verin savaşalım diyen acele eden sahabeler oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara siz diyor acele ediyorsunuz. Allah bu dini elbette muvaffak kılacak ama siz bir an önce olsun istiyorsunuz. Sizden önceki dönemlerde şöyle şöyle işkencelere maruz kaldılar ama onlar sabrettiler. Ve Peygamber Efendimiz istikbalin parlak olacağını o nebevi nazarıyla görüyor, onlara da bildiriyor. İlginç bir örnek de Hendek Savaşı evvelinde yaşanmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerin başkalarından da desteğiyle işte gelmeleri üzerine Medine'yi hendek kazmak suretiyle müdafaa etmeyi tercih etmiştir. Bu hendek kazma esnasında bir kayaya rastlanılıyor. O kayayı parçalayamıyorlar. Peygamber Efendimiz'e durum bildiriliyor. Peygamber Efendimiz oraya geliyor. Balyozla Bismillah deyip vurduğunda bir parçası kopuyor. Peygamber Efendimiz Allahu Ekber diyor. Tekbir getiriyor. Sahabeler de tekbir getiriyorlar. Ve Peygamber Efendimiz Yemen'in anahtarları bana verildi diyor. Orası bizim olacak. Ardından Bismillah tekrar vuruyor. İkinci bir parça. İşte İran'ın anahtarları bana verildi. Orası bizim olacak. Bir daha vuruyor.
üçüncü parça kopuyor ve o kaya parçalanmış oluyor. Peygamber Efendimiz yine tekbir getiriyor. Bizans'ın anahtarları bana verildi. Bu müminler arasında müthiş bir motivasyon vesilesi oluyor ve o zor şartlarda moralleri takviye ediliyor. Ancak münafıklar devrede, münafıklar heyhat sizi avutuyor. Doğrudan düşman karşısına bile çıkamadınız. Yemen sizin olacakmış, işte İran sizin olacak, Bizans sizin olacak. Sizi bu şekilde avutuyor diye münafıklar ortalığı karıştırmaya başlıyor. Bunun üzerine şu ayetler nazil oluyor. Kulillahumme malikel mulki tu'til mulke men teşa. De ki ey mülkün maliki olan Allah'ım, sen mülkü, saltanatı dilediğine verirsin. Dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil kılarsın. İlahir bu ayetler nazil oluyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gibi müjdelerinin sadece bir temenni olmadığı, ilahi bir tasarrufla ileride o müjdelerin aynen gerçekleşeceği ilahi bir teyitle bildiriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında mümini yapraklarını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzetiyor. Bilir misiniz diyor, o hangi ağaçtır? Ve sahabeler Allah ve Resulü daha iyi bilir diye teettüben bir şey demiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ağacın hurma ağacı olduğunu söylüyor. Özellikle Arabistan şartlarında görebilecekleri bu tarz bir ağaç en bariz bir şekilde hurmadır. Ülkemizden örnekler vermek gerekirse çam gibi, turunçgiller gibi ağaçlar yazında yeşil, kışında yeşildir. Herhalde Ali Ulvi Kurucu Tarihçe-i Hayat'ın ön sözünde geçen şiirinde buna da belki bir işareti var. Diyor ki, kar kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz, mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Bunlar Şevk-i Mutlak'ın gerçekten önemli birer ifadesi durumunda. Bediüzzaman münazaratın sonunda şöyle diyor, hayat bir faaliyet ve harekettir, şevk ise matiyesidir. Matiye binek anlamında. İnsan işte bir şeyler yapmak isteyecek ama karşısına ümitsizlik gibi daha bir takım başka engeller çıkıyor. Bütün bunların üstesinden her şeyden önce şevke binmekle, şevk bineğine binmekle bunların üstesinden gelebilecektir. Şevk olmadan hareket olmaz. Adeta şevk arabanın benzini gibi. Arabada benzin varsa gidersiniz, yoksa arabanız olsa bile takılır kalırsınız. Şevk varsa hareket vardır. Şevkin olmadığı yerde hareket de hizmet de yoktur. Hatta hastalar bile şevk halini devam ettirirlerse, kuvve-i maneviyelerini dinamik tutabilirlerse, kanser gibi hastalıklardan bile kurtulabiliyorlar. Risalelerde gördüğümüz kadarıyla şevk kainatın tamamını içine almış. Her bir varlık şevk ile vücuda geliyor. Yokluktan varlığa gelmeleri bir şevk ile. Mümkünat mahiyetlerinin işte iki kemalinden söz ediyor Bediüzzaman. Birisi var olmak. Var olmak mutlak bir kemal. Bir de kabiliyetlerinin kuvveden fiile çıkması, bu da başka bir kemal. Bize bakan yönüyle değerlendirecek olursak, her bir insanda muazzam kabiliyetler vardır. Bu kabiliyetlerin açığa çıkması şevkini artıracaktır. Böyle olunca her insanda muazzam bir şevk potansiyelinin olduğunu söylemek mümkün. Yeter ki bu potansiyel harekete geçirilebilsin. Bir de kutsi bir hizmetin içinde bulunmak. Cenab-ı Hak böyle bir hizmetin içinde velev meşakkatlerle dop dolu da olsa ücretini de koymuştur. Dolayısıyla namüsait şartlarda bile bir insan aşkını, şevkini çok güzel bir şekilde devam ettirebilir. Yine Risale-i Nur hizmet açısından bakıldığında bu hizmet büyük ölçüde okumaya dayalı bir hizmettir. Bediüzzaman buna da dikkat çekiyor ve diyor ki, okudukça hasıl olan şevk-ü lezzet hesaba gelmez. Yani okumaktaki şevk, aşk,
bu insanı canlı tutuyor, dinamik tutuyor. Bir de Risale-i Nur'da bol miktarda şevk cümleleri var. Bunlar bizi motive eden, ayakta tutan cümlelerdir. Hani Osmanlı zamanında evlerde şöyle bir levha varmış çoğu evde. Bu da geçer yahu. İnsan her gün bir takım sıkıntılarla karşı karşıya, ama evine gelip de orada bir levha olarak bu da geçer yahu bu cümleyi gördüğü zaman rahatlıyor. İşte mesela bir ayet-i tasbiye, dördüncü şuayı düşünürsek, üstad orada önce kendi ızdırabını anlatıyor, zor durumlarını anlatıyor, ama hasbunallah ve ni'mel vekil onu rahatlatıyor. Hasbunallah ve ni'mel vekili tekrar ve tekrar okuyor, tekrar ve tekrar okumak enerji drink oluyor tabiri caizse. Yani bu enerji drinkler reklam anlamında anlaşılmasın, pek de tavsiye edilmiyor, zararlı yönleri varmış. Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da yalnız bizim için tedenni dünyasıdır? Daha bunlar gibi, mesela biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak, cennet gibi güzel, saadet ebediye gibi şirindir. Bu bağlamda külliyatın tamamı bir bütün olarak okunduğunda daima şevk verdiği, insanı motive ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Cenab-ı Hak hepimizi şevki mutlak ile hizmette istihdam eylesin.